Tezeta kocamla barışmak istiyorum dedi. Dün geldi, Özgür'le barıştılar. Ya biraz da benim zorlamamla galiba el ele tutuştular. Ay Allah ya. Ama Özgür'ün o evladında kavuştuğu anlar çok etkileyiciydi. İlk o anları izleyememiştiniz. Siz onu bir ekranlarınıza getireyim şimdi. Sarılsın ya. Papi. Aslında o sahneyi ben de bir görmek istedim. Evladını nasıl sarılıyor, ne yapıyor? Uyuyor demişlerdi bize, değil mi? Dışarıda uyuyormuş gerçekten. Ondan sonra babasıyla buluşma anları çok şeydi. Yani yazık günah, çocuk da 2-3 yaşında. Çok küçük bir çocuk. Yani Etiyopyalı bir gelin, aile Türk gelenek ve göreneklerine göre tabii yaşamak istiyor. Gelin onlara alışkın değil. Etiyopya'dan gelmiş 9 kardeşler ama orada tam bambaşka bir hayat var. Tam daha Türkiye adapte olmadan bir evlilik süreci yaşamış. Ve çok geçmişe takılıp kalıyor sevgili Tezeta. Şu anda Ankara'da olduklarını söyleyeyim. Birazdan onunla ilgili gelişmeyi de aktaracağım sizlere. Şimdi ama sonrasında yani çocukla hasret giderdikten sonra Tezeta, yani Özgür'le ikisi yine şey yapmışlar. Daha doğrusu Tezeta Özgür'ü suçlamaya devam etmiş. Çok kırgın ona çünkü. Gelsin ekranlara. Hastane falan bile gidemiyoruz ya. Ya çalışıyor musun? Abi çalışıyorsun, paran yok. Nereye götürürsün bilmiyorum. Sonra sana başka bir şey soruyorsunuz. Sorma, ne edin, etme diyorsunuz. Ama eskorta siz çalışıyorsun. Bizim ama bakmayacaksın. Zaten biliyorum. Şu an bizim annem... Tamam, sen bana bak. Ben bütün ekibi öndürürüm. Söz veriyorum. İki ay, eğer iki ayda yapmazsan gene gel buraya, gene çık. Neden buraya tekrar başvuru yapayım? Tamam. Zaten sana bir tamam, çocuğumun yüzüne söz verdim. Tamam. Olan oldu bak, bu da bak. Olan oldu değil, ben şu an büyüküm Özgür. Olanlar olmamış gibi yaşamak istemiyor. Bak, bu da bak, bizim bak sınavımız oldu. Bu da bize bir ders oldu. Buradan çıksana mı canım? Kızımı senden bana et almak. Ben mi canım? Kızımı da çok güzel bir oda yapacağız. Beraber. Bak, kutu gibi bir evi, evimiz olacak. Bugün ne kadar? Tamam. Ne yapmadın? Ya tamam, bu. Bugüne kadar, boş. Ne? Ben 94 günden beri bu saatte benim kafamda yavrum 94 günden beri. Senin kafan da öyle de vazgeçiyorsun. Mesela zaman, kal diyorsunuz. Dur. Git diyorsunuz. Tamam. Öyle soruyorsunuz. Hani sen... Tutmuyorsun. Tek tek ben anlatamam da her şey için. Ev olsaydı zaten biz 3 ay kadar öyle yaşıyoruz hani. Yine yaşarız. Yine yaşarız. Ama sen yapmıyorsunuz. Bizim bir artık tekrar gidiyorsun. Ya niye gideyim ki? Benim tekrar boşuna yere bırakıyorsun. Nasıl ne kadar düşünmeyince? Ben 90'lıktan da düşünmüyorum. Belki yarın vazgeçersen bugün düşünmeyeceğim. Tut, bırak, tut, bırak. Ya ben niye geldim buraya? Niye geldim ben buraya? Gelmese de Özgür, onu diyorum ben mesela. Sen şu an bizi alabiliyorsun ya. Bir hafta sonra tekrar sana bize bırakmayayım. Zaten konuştun çıkmıyor. Ya arkadaş, çık. Cumartesi pazar evimizi ayarlayacağız, tutacağız, eşyalarını da alacağız ki evimize gideceğiz ya. Pazartesi günü evimizin fotoğraflarını atalım sana diyorum ya. Tamam. Ben şu an gidemem. Tamam mı?